İmparatorluk önce yine İttihat ve Terakki'nin kurmayları eliyle Birinci Dünya Savaşı'na sokulacak, ardından da koca imparatorluğun Anadolu'ya hapsolma süreci başlayacaktı. Öyle de oldu. Sonunda üç kıtaya hakim imparatorluk parça parça edildi. Ardından başlayan işgallere karşı milli mücadele başlatıldı. Ancak çok geçti. Bu süreçte Türkçülükse içten ve dıştan esen rüzgarlarla daha da güçlenecekti. Milliyet fikrinin halk arasında ne kadar hakim olduğu tartışılsa da artık memleketi milliyet zevkini nefsinde duyanlar yönetecekti. Anadolu'da kurulacak yeni devletin hakim ideolojisi ise İtalyan yazar Marzio'nun ifadesiyle gelenekleri olmayan bir geleceği karşılamak için geçmişinden kopan Türk ulusçuluğu olacaktı. Nitekim bu devirde dini ve ibadetleri de millileştirmeyi arzulayanlar çıkacak ve sonuçta bunları ayrı ayrı düşünmek neredeyse imkansız hale gelecekti. Osmanlı'da saray toplum arasındaki uçurum Cumhuriyet döneminde sürmekle birlikte modernlik Cumhuriyet'le birlikte derin bir kopuşu da beraberinde getirdi. Garpçılık anlamında uygulanan modernlikle gelenekten bütünüyle kopulacak, reddi mirasçı bir politika güdülecekti. Geçmişin, geleneğin ya da dinin sembolleri, kurumları ve etkinlikleri radikal biçimde kaldırılacak, yerine modern kurumlar, modern değerler inşa edilecekti. Profesör Doktor Şerif Mardin'e göre de Fransız devrimi ile Türk devrimi arasında ciddi farklılıklar vardı. Zira Fransız devriminin arkasında milyonlarca insan kitlesi varken Türk devrimi kitlelerce desteklenen bir hareket değildi. Milli mücadelede işgalcilere karşı halktan yoğun destek gelirken Cumhuriyet'in ilanından sonra modernleşme adına atılan adımlar halkın taleplerinden çok uzak ve halka rağmen yapılmıştı. Türkiye'deki dönüşüm kitlelerin harekete geçmesiyle değil, tepeden yapılan dayatmalarla başlamıştı.